Sarıca da buğday danesi. Sütlen de Antalya Kaş Sütlen de evet. Bir su dermendeyiz. Evet. Su dermenler kalmadı gayri. Evet. Kaç dermen vardı köyde? 6-7 kadar vardı. 6-7 tane dermen vardı. Hindik bir sen mi kaldın? Bir tane ben varım. Numunelik. Evet. Müzelik. Evet. Şimdi buğday ödüyorsun. Başka? Buğday ödüyorum. Gırma kırarım. Darı? Darı mısır ödüyoruz tabii. Ödüyoruz değil mi? Evet. Peki şimdiki unla rağbetmeler herkes hazır yiyor. Ne olacak bu iş? Efendim? Hindi herkes hazır yiyor. Ne olacak bu iş? Ya ne bileyim herkesin kendisi arzusuna bağlı iş. Ne derse etsin değil mi? Ha tabii ya. Millet isterse hazır yer, isterse değirmen bunu yer. Çor çocuk var mı? Var 2-3 tane. Tabii sen gidersen bu dünyadan kim yapacak bu değirmenciliği? Ben gidersem abi yapacak kalmayacak. Biter bu da biter. Bu da biter tabii efendim. Şimdi bu değirmenin ayarını nasıl ayarlayayım? Değirmenin her iki yönden ayarı var. Buradan tene az çok onu akma için ayarı var. Buradan elle bakarak ayarlıyor bunu. İncesinin kalınlığını. Şimdi bu değirmenin değerizleyiciler şu oradan ayar yapıyor. Bu tıkkak evet. Tıkkak bir ses geliyor. Evet. Bu tıkkak tıkkak ses eden ne deniyor o? Değirmenin şarakası mı, tarakası mı bir şey deniyor. Şimdi evveli vardı, şimdi yok o. Çakıldak. Çakıldak. Bunu var da Peygamber Efendimiz değirmeni yapmış. Bu teneyi akıdamamış. Akıdamayınca şeytan ilahe gelmiş. Bu un üdenlerin yalan söylediği buğdayı bana verirsen bu unu ben hak ederim demiş. Şeytan ilahi. Daha sonra peki demiş. Bu başın üstüne şuraya şöyle bir şey yapmış. Şuraya eklemiş böyle. Buraya 5 tane böyle parmak gibi şey koymuş. Bu taşı dönerken bu taneyi akıtmış. İyi. Şimdi değirmen haka dolanır. Evet. Bir kile de ne kadar alıyorsun hak? Mutla bir kile. Mutla bir kile. Evet. 20 kere bir kile. İyi de alırken adamın 3 kile buğday ötmeye geldi. 3 evet. Kileden kaç ok kalıyor? Bir ok arkada kaşık var. 3 kilede 3 kaşık. Şimdi kaşığı alırken evet. Öyle üstünü balık sırtı mı ediyorsun düz mü ediyorsun? Balık sivri. Balık sırtı olmaz, sivri. Sivri, düz. Nasıl kile ölçüyorsan bu da öyle. Kile yani aramayla karıştırmasın değil mi? Onu aramayla karıştırırsa da hesabını versin aşağıda. Öyle mi? Tabii canım. İşte öyle. Bir de bunun hesabını vermek var Arap'ta. Tabii. Doğru yaparsan köpüğü doğru geçersin. Eğer yaparsan aşağı demiş görük. Cumburt. Aşağı. Cumburt. Karışacaksın. Karışacaksın aşağı demiş görük. Deveyle atına geçirmeler oradan değil mi? Geçirir mi canım? Sırat körpüsü kıldan ince, kılıçtan kesin demiş. Ya demiş yörük. Ya bizim işimiz o zaman kötü. Bir karıcan gibi laşa demiş yörük. Kardeşler şimdi hak önemli, adalet önemli. Tabii. Şimdi amcamız eğer buğday öğüttüğü zaman hakkını ıçık fazla alırsa bu haktan çıkıyor, harama giriyor gari değil mi? Tabii canım. O zaman da huzur-u mahşerde hesabını vereceksin. Hesabını vereceksin. Tabii. Aslında bugün ölecekmiş gibi ahiret için, ölmeyecek gibiymiş gibi dünya için çalışmak lazım. Yani her şeyin yediğimizin, içtiğimizin, giydiğimizin, konuştuğumuzun aklımız yediği kadar doğru yapabilirsek ne mutlu. Evet. Doğru yapabilirsek. Bu kadar. İnnesi eğrim yapıyor doğru mu? Ben kötüye mi yeğe mi gidiyor? Ben kendi görüşüme göre, kendi kafamın içerisine göre kendimce doğru yapar hesap ediyorum. Evet. Ama kocalar eğer yaparsan hesabını orada göreceksin. Allah korkusu, Allah sevgisi olması lazım. Allah sevgisi şart. Seveceğiz Allah'ı. Ancak Allah'a karşı gelirsek de korkacağız. Eller yarini vermesin suna.